son haftalardaki yüksek formu ve Türkiye standartlarının üzerinde kaliteye sahip milli oyunculara, sonuca gitmeye sahip milli oyuncularıyla maç öncesi hakikaten çok zor bir engel olarak gözüküyordu. Bununla beraber saha dışına taşan bir takım nedenler de oldu. Açıkçası son derece zor bir engel olarak gözüküyordu maç öncesi. Maçta aynen bu şekilde başladı. Bu maç özellikle oyun öncesinde bizim içeride alışkın olduğumuz yüksek baskılı oyuna sanki kadro yapısı ve tecrübesiyle biraz engel gibi gözüküyordu maç öncesi. Ne kadar bunu yapmak istesek de Ankaragücü'nün buna çok izin verebilecek bir oyun yapısı yoktu. O izin vermeyen bir oyun yapısı vardı. Tamamen düşündüğümüz gibi oldu oyun. Çok istekli bir şekilde başladık. Rakibin üzerine gitmeye çalıştık ama bununla beraber son derece organize bir rakip vardı karşımızda. Ta ki penaltı golü gelene kadar. Tahminim maç öncesi golü bulana kadar zorluk yaşayacağımız, golden sonra ise kontrolü ele alacağımızdı. Ancak hem penaltı golünü arkasından gelen hem kırmızı kart, tekrar bir penaltı golü arkasından pek kırmızı kartla beraber maçı biraz evvel söylediğim zorluk derecesinin tamamen altına indirdi. 2-0 oldu. İki penaltının da böyle sonuçlanması. Süre bitmez bitmez bitmez. Geride olduğunuz maçlarda da dakikalar sular seller gibi akar. Bu seneki lig hem bizim için hem de rakibimiz için aynen böyle arkada olan için zaman, haftalar, sular seller gibi çok hızlı bir şekilde akıyor. Önde olan için de maçlar bittikçe, kısaldıkça uzuyor. Ama bu uzun haftaların sonuna geldik. Umarım maçta hiçbir sıkıntı olmadı. Sağlıklı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde Sivas'a gidip bütün bilgimizle, becerimizle, yeteneğimizle, futbol adına bütün yapabildiklerimizle sahadan galip ayrılmaya başarırız. Çok uzun bir maraton. İçine hüzünler, sevinçler, kederler, pek çok şey sığdırılıyor. Geldik finale. Umarım finali almayı başarırız.